Gerçekten e, zor bir süreçten geçiyoruz. Çünkü her söylediğiniz bir mutlaka karşıt e, buluyor ve sizi düşmanlaştırıyor. Şimdi ortaya artık muhalefet niye vardır? Muhalefet esas itibariyle iktidar alternatifi olduğu için vardır. Yoksa muhalefet olmaz zaten. Bir siyasi partide bunun için vardır. Şimdi mesela bu ülkenin şeffaf olmasını, hesapların şeffaf olmasını niye istemesini muhalefet? Muhalefetin aslında istediği bu. Ve bu yalnızca bakın iki şeyi düzeltmek isterim. Bir, 128 milyar dolar nerede sorusu CHP'ye indirgenecek bir şey olmaktan çıkmıştır. Ve esas itibariyle ilk çekilendiği e, bu sorunun ilk şekillendiği dönemde de ekonomistler başta olmak üzere Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi partilerin genel başkanları ya da ekonomik kurmayları bunu söylemiştir. Bravo, çok ve, iyi bir bir, bu e, ve İYİ Partisi. Bu işin çıkış noktası Ali Babacan'dır. Ve İYİ Parti. Yani yani Şimdi mesela e, Türkiye'de yani gözlemleyebildiğim kadarıyla yanılabilirim ama Mesela Gelecek Partisi'ndeki Kerim Rota bir otorite olarak kabul ediliyor. Kerim Rota diyor ki bu diyor en büyük finans skandalıdır diyor. Bakın Kerim Rota söylüyor bunu. Şimdi tartışma burada da klasik şeye döndüğü için ben itiraz ettim. CHP üzerinden yürüyen bir tartışma yok burada. C tartışmayı da CHP üzerinden yürütmemek gerekiyor. Bu partiler çok net bir biçimde soruyorlar. Ve bu sorunun arka planda iki tane önemli şey var. Bugüne kadar kimse bu parala çaldınız, bu paraları şuraya götürdünüz demedi. İki önemli şey var. Bir, bu rezervleri çarşur ettiniz. İki, kime peşkeş çektiniz? Şimdi mesela bu sorular sorulabilir mi? Sorulabilir. Sayın Erdoğan bugün konuştu. Doğru. Sayın Erdoğan Şubat ve Mart'ta ne demişti? Hatırlatayım ben de size. Yani Şubat ve Mart'ta işte inandırıcılık böyle bir iş. İktidarın en önemli sorunlarından bir tanesi buraya dönmüş durumda. Sayın Erdoğan Şubat'ta dedi ki salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bölümü işte bu mücadele kullanılmıştır dedi. Bugün de aynı arkasından aynı söyledi. ne söyledi? Arkasından ne söyledi? Tutturmuşlar. Şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde. Şimdi ne diyor şey muhalefet bir bütün olarak Türkiye'nin bana göre önemli e konusunda. Erdoğan'ın çelişkisi yok ki bugün de benzer bugün bir bak, şey söyledi. Ya bak şimdi ya üç tane açıklaması var. Bugünkü açıklaması da var. Sonuçta hayır okuduğunuzla bugün Asıl soru şey ne? Şey... Asıl soruyu söyleyeyim ben size. Asıl soru 128 milyar doların kime satıldığı. Bakın Fayköz sırak bugün açıkladı. Tekrar açıkladı. Konuşmadan sonra da açıkladı. Yani konuşu ya düşük kurdan bunu kimlere sattınız? Bunu açıklayın diyor. diyor ki. Bunu bakın, açıklayın. Madem her şey kayıtlı ki, devlette evet, bunu öğrenmek istiyoruz aynen, diyor muhalefet. Net olarak şunu sormuş. 6.40, 6.80 kime satıldı bunlar diyor. Nerede bu para diyor. Yoksa parayı diyor ki, alıp yere koyup demiyor. diyor ki Recep Tayyip Erdoğan lafa eğip bükmeyin, iftira etmeyin, kem, 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 söz söylemeyin. Bakanın, bakanınız, bakanınız Elvan'ı dinleyin. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını kimlere, kaça, ne zaman, ne kadara sattınız? Bir an önce milletimizi açıklayın diyor. Şimdi bu son derece anlaşılır bir şey. Sayın e, İlan Kesici konuda çok konuşulan isimlerden bir tanesi bana mesaj atmış. Yani bu konu gündeme gelirse lütfen okur musunuz diye onu da okuyacağım. Bakın orada da önemli bir belirleme yapıyor. Şeffaflık meselesi bu anlamıyla önemli. Sayın İlan Kesici diyor ki, hemen söylüyorum. Aynen söylediğini, kendi gönderdiğini okuyorum size. Bu sabah dahil günlerdir hakkımda kes, biç, kırp, yapıştır şeklinde devam eden organize troll saldırılarına en net ve en açık cevap aşağıdaki konuşmamdır. Onu da şöyle söylemiş. Şeffaflığa geliyor. Bütün devletler de, bizim devletimiz de kayıtçı bir devlettir. Hakan Yapılan her işlem kayıt altına alınır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değil de parlamenter sistemde olsaydık, 128 milyar doların nerede olduğunu pankart asmaya gerek kalmadan gen soru vererek mecliste öğrenirdik. Çünkü şimdi parlamenter bu soruyu, sistemde 128 bakayım, milyar dolar yoktu işte sıkıntı oluyor. Ya oraya. şimdi bakın, evet. bu baş, 68 milyar dolar olsun, şeffaflığı istemek, demokrasinin İlhan temel, Bey, İlhan Bey. temel Necdet Bey. Ya ben İlhan Bey'in yazısını okudum. Çok Bir orada. şey söyleyeyim de. Ben fazla konuşmayacağım. Hayır ben İlhan Bey'in yazısını okudum. İlhan Bey benim, benim de çok bir sevdiğim ya, bir siyasetçi ya ya ama. arkadaş bitireyim yani. Hayır hayır. Çok, çok önemli şey... konuyla ilgili. Evet. İlhan Bey diyor ki Cumhurbaşkanlığı sistemi olmasa da parlamenter sistem olsaydı diyor. Bu evet. böyle olmazdı. Doğru. E şimdi arkadaşlar dün benim kendi programımda bir band getirdiler. Yayınlamaya fırsat bulamadım. İlhan Kesici bundan 7-8 yıl, 10 yıl kadar önce de Türkiye'nin kurtuluşunun başkanlık sisteminde olduğunu söylüyor. Şimdi bakın, tartışmayı başka bir yere. Yani önce, İlhan Bey buna bakmasın bunu İlan burada Kesici söylemek doğru. bu zorunda. program çerçevesinde bana bir mesaj atmış. Demiş ki gündeme gelirse lütfen Anladım. bunu okur musun ya diye. Anladım. Ya benim de ben dostumdur. De sevdiğim İlan bir Kesici siyasetçi. en son mesajını size okuyorum. Şimdi 7 yıl önce, 8 yıl önce Bayraklı'da bir tartışma. İlhan Kesici sonuçta e bu konuda açıklama tamam da yapmış. Canım, Ben Açıklama yok. Yani hatırlatmayın. Yani ne bir şey diyor ki İlhan Keskin. Ne var hatırlatmamda. Ya. Ne sakınca var. Hocam Siz bak, İlhan Kesici'nin açıklamasını okudunuz. Bak, ben bak, de İlhan Kesici'nin Latin 8 mi? yıl tamam. önce söylediği Peki, bir tamam, başkanlık mi? sisteminde Peki, çözüm kare dediği noktayı öyle düşünmüş Bey. olabilir. Tamam ya o da onu söyledi. Bu kadar. Tamam güzel. bakın Buradaki buradaki tartışmayı şuradan kurmak lazım. Demokratik devletler şeffaf olur. Hesap verebilir olur ve bunun bunu da önceler. Şimdi sıkıntı burada. Yani bugün ülkede sizler de bir biçimde söylediniz. Yani açlığın ve yoksulluğun arttığı, esnafın ciddi biçimde kan ağladığı, yoksulluktan dolayı insanların intihar etmek durumunda kaldığı yerde bu soru son derece doğal bir sorudur. Ne algı oluşturma sorudur ne başka bir şeydir. Şöyle düşünün, yani Hakan Bey siz aynı zamanda araştırmacısınız. Ya toplumun bütün kesimleri bu soruyu sahiplendi. Çok önemli bir şey. Şimdi, Şimdi öyle şöyle ben de onu ama önemli bu. Şimdi, tamam işte. Burada burada şöyle bir duyarlılığa ihtiyaç var gerçekten. Çünkü tartışma noktası şu. Ben de bunu biliyorum. İtiraz etmeyeceğinizi de biliyorum. Devletin resmi rakamları diyor ki yalnızca son bir yılda ya pandemi koşullarında 82 bin kişi genel olarak zenginlerin mevduatları artmış. 82 bin kişi de milyonerler sınıfına katılmış. Nereye katılmış? Milyonerler, milyonerler sınıfına, sınıfına. 82 bin küsur yani devletin resmi rakamı. Doğru doğru. Şimdi... Bunu biz gördüğümüzde mesela benim aklıma otomatik şöyle bir soru geliyor. Ya Nasıl zengin olmuş bunlar? Peki, Türkiye'de üretim düştü. Biraz tartışalım mı? Tabii yani Türkiye'de üretim zafer... düştü Şimdi... ama insan benim aklıma acaba bu döviz zenginleşme aracı olarak kullanılmış mıdır diye geliyor aklıma. Bey, ya zaten zaten şöyle, zafer Şahin zaten konu bu. Biz Zafer Şahin'i Arkadaşlar bir kesmezseniz çok sevinirim. Ee, ya Demokrasilerde tabii ki şeffaflık önemlidir. Ama ya bu öyle bir tartışma ki Ahmet Bey hangi veriyi koyarsanız koyun. Hangi açıklamayı yaparsanız yapın inanmayacaklar çünkü bunu siyaseten kullanışlı ve iyi bir malzeme olarak görüyorlar. Haklı olarak da bunu kullanıyorlar. Yani burada muhalefet e, yapması gerekeni yapıyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. E, tek yanlış ne biliyor musunuz? Tek yanlış bunun pandemi şartlarında yani bütün dünya ekonomileri çok ağır bir buhrandan geçerken bir taraftan küresel bir salgınla mücadele ederken bizim içeride Böylesine bir tartışmaya muhatap olmamız. Ya bu iş nereye varıyor biliyor musunuz? Bu iş Türkiye'de, hani daha önce de söylendi, sermaye güvenliği yok. Türkiye'ye gelmeyin, Türkiye'ye yatırım yapmayına kadar gidiyor. Maalesef gelen nokta bu. Peki bu işin çıkış noktası ne? Bu işin çıkış noktası Ali Babacan'dır. Sayın Ali Babacan'dır. Eski bizim Hazine Maliye Bakanımız. Şimdi bakın, Doğru. kendisi bir televizyon programında şöyle bir ifade kullandı. Ben bunu çok önemsedim başkanım. Ee, o konuşmasını da buraya aldım. Bakın diyor ki: Salgının ekonomide dün akşam söyledi bunu. Salgının ekonomide küresel bir kriz getireceği belliydi. Ha, demek ki neymiş? Şu an ekonomide yaşadığımız sıkıntıların salgın yüzünden olduğunu Sayın Babacan da biliyormuş. Salgın buna sebebiyet veriyormuş diyor. Küresel mekanizmaların içinde olun dedik. ABD Merkez Bankası 3 trilyon dolar para bastı. Bu büyük merkez bankaları 14 ülkeyle karşılıklı swap anlaşmaları yaptı. Birçok ülke kendini sigorta etti. Türkiye bunu yapmadı. Yani Türkiye ABD'den borç almadı diyor. Öz Türkçesi bu. ABD'den borç almadı küresel salgında. Bir de ne diyor alt metinde? Amerika'ya teslim olmadık diyor. Amerika'ya teslim olsaydık diyor biz diyor. Bu 3 trilyon basılan 3 trilyon dolardan diyor payımızı alırdık diyor. Yani bir 30 yılımızı daha çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini ABD dolarına borç olarak ver alsaydık diyor. Şu an diyor bu sıkıntıyı geçici olarak yaşamazdık diyor. Ben bunu çok önemli bir itiraf olarak görüyorum. Ee, diyor ki e, rezervler ciddi şekilde azaldığı için basılan para kur krizini tetikledi. Rezerviniz eksi ise para basmanın ağır bedeli olur Türkiye itibarlı güvenilir bir ülke olsaydı bu hatlara, Amerika'nın hattına mutlaka girer kendini sigorta ettirirdi. Yani ne öneriyor bize? ABD'ye tam teslimiyet. ABD'den borç al, bunu yaşama. Peki biz ne yapmışız? Ha bir de dün akşam Nurettin Canikli, Sayın Nurettin Canikli'nin de bir açıklaması var. Bu ikisi birbirine paralel. Nurettin Canikli de dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri dedi bizim müttefiklerimiz dedi. Bizim topraklarımızın %30'unu dedi bizden almak istiyorlar dedi. Şimdi yaşanan bütün şey bu. Bu bugünün meselesi değil. Bu ta Trump'ın Türk lirası güçlü dolarımız karşısında eriyecek dediği 2018 Ağustos'undan beri süregelen bir kavga. Ne diyor masum Türker, eski Hazine Bakanımız? Türkiye diyor altınlarını diyor içeri getirdi diyor. 2016'dan beri altınlarını. Türkiye altınlarını niye içeri getiriyor Ahmet Bey? Çünkü bir küresel krizin salgın yoktu ama dünya piyasalarının böylesine bir buhrana geleceği belliydi. Türkiye Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, işte Irak'ta toprak bütünlüğünü savunabilmek için bir pozisyon almak zorundaydı. Altınlarını yurt içine çekti. Trump'ın o tweetleri Rahip Brunson... Bakın Raip olayları tabii tabii Rahip Brunson olayları falan hep buydu. Şimdi şu tarihin bu döneminde ha S-400 almışsın çatını güvenceye almak için ha altınlarını içeri getirmişsin. Adamların zaten bizde olan derdi bu. Seni altınları sen içeri getirdiğin için ekonomik olarak köşeye sıkıştıramayacağını biliyor. Üstüne pandemi geldi. Şimdi bu paralar ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, inanmıyorlar. Merkez Bankası Başkanı açıkladı, inanmıyorlar. Herkes yani işte bunun ne olduğunu rakam rakam veriyor. Şimdi diyorlar ki ucuzu satıldı. Ya şu televizyon ekranlarında gün aşırı öyle küçük rakamlar. Dolar şu kadar değil mi? Euro bu kadar, borsa bu kadar. Çok basit. Eğer bu kadar meraklıysanız, böyle bir iddia artıya atıyorsanız bu iddianızı kanıtlayın kardeşim. Kaç liradan hangi tarihte atı, e, doların ne olduğunu görebilirsiniz ya. Bakın her şey ortada şeffaf. Merkez Bankası'nın kayıtları ortada dolar atıyorum Ağustos 18'de kaç liraymış? Bak oradan kime ne kadar satıldı da Merkez Bankası kayıtlarında var. Madem hükümet açıklamıyor. Şimdi bakın bir iddia ortaya atıyorsanız mesela Ali Babacan bu iddiayı gündeme getirdi. Ya çıksın açıklasın ya Çıksın açıklasın gerçekten ucuza dolar satıldıysa, birileri zengin edildiyse i̇steyen, hepimiz hesabını soralım. İsteyen ulaşabilir mi? Ulaşabiliyor. Yani? Merkez Bankası'nın kayıtları şeffaf. İlhan Sizlere Kesici aynı şeyi mu? Şey söylemiyor mu? Bak Necdet Bey diyor. Ya bakın İlhan Kesici aynı şeyi söylemiyor mu? Kime ne zaman ne kadar dolar satıldığı açık demiyor mu İlhan Kesici? Diyor. Kayıtlarda var bu. E çıkın bakın kardeşim o zaman. Ya orada, bir iddiayı, orada bir ayrı bakın bir var, zafer. Latif Bey bir dakika, bakın bir, iddia, bakın bir orada iddia, şimdi şunu söyleyeceğim, bakın bir iddia orta, ortaya zafer. atıyorsanız, 2017. bir saniye, bir saniye, bir iddia ortaya atıyorsanız bu iddiayı kanıtlamakla mükellefsiniz. Latif Eğer be. bu iddiayı iddianızı kanıtlayamıyorsanız o zaman bunlara inanmak zorundayız. Latif. Bakın, Hı. bir şey daha ona geçmeden, para nerede evet. diyorlar değil mi? Ben hafta sonra, bu ama nerede burası önemli, Latif e Ahmet Bey bakın, şunu ben bir söyleyeyim. Tamam Evlet onu da söyleyeceğim. onu da söyleyeceğim. Şimdi Yarışları Ahmet Bey. Bilemezsin. Peki zaten Ahmet Bey, bak, devam etsin. 2002 yılında onu bu ülkede Merkez Bankası rezervi neymiş? 27,5 milyar dolar. Şimdi bugün hükümete sen 128 milyar doların ne yaptın diye sorduğunuz zaman bu hükümetin 27,5 milyar dolarla aldığı hazineyi 128 milyar dolara getirdiğini de hakkında teslim etmiş oluyorsun aynı zamanda. Peki hani kasa bomboştu? Hani kasa tam takırdı? Daha bundan 6 ay önce bunu söylüyorlardı hazine bomboş diyorlardı. İhtiyat akçesini yediler diyorlardı. E boş olan hazineden şimdi 128 milyar dolar soruyorsun. Burada bir çelişki var. Bir de şu bakın ben size kalem kalem vereyim ne oldu? Para nereye gitti? Şimdi koronavirüste bir kere IMF'den borç almadık. 5,5 milyon aileye 1000 liralık destek verilmiş. 4 milyon çalışan için firmalara kısa çalışma dönemi sağlandı. Bugün uzatıldı Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Kısa çalışma ne demek? Pandemi de büyük. İşverene karar. şunu söylüyorsun. Hükayı diyorsun ki uzatma. sen işçiyi çıkartma, benim vatandaşım işsiz kalmasın. Ben onun maaşının bir bölümünü sana ben ödüyorum demek. Devam ediyorum. Geliri 5 bin liranın altına olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar lira bireysel ihtiyaç desteği sağlanmış. 1 milyon esnafa 25 milyar lira esnaf destek finansmanı sağlanmış. 180 bin işletmeye 145 milyar lira işe devam finansmanı. Bunlar büyük işletme Rahmet Bey. Niye işe devam finansmanı sağlıyorsun? İşsizlik olmasın diye sağlıyorsun. Ve bütün bunların neticesi ne oldu biliyor musunuz? Biz şu pandemi şartlarında G20 ülkeleri arasında Çin'le beraber büyümeyi başarabilen iki ülkeden biri olduk. Bakın bu da önemlidir. Bir şey daha anlatayım bitireyim. Yani para nereye gitti? Ben hafta sonu Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu'yla e, bir sohbet gerçekleştirdik. Sonra bana dedi ki ya gel dedi bizim dedi Mamak'ta. Mamak Ankara'nın gece kondu semtidir. Gel dedi beraber dedi gidelim. Şu an gece konular kalmadı da büyük oranda. E, Buradakileri spor yatırımlarını bir görmeni istiyorum. Ya gittik Ahmet Bey. Fitness, sauna, olimpik yüzme havuzu. Mamak'ta dört tane. Ya o tesisleri bir görmenizi isterim. Her biri ciddi yatırımlar. Ne için? Bu millet bu imkanlardan faydalansın. Ya dedim bunlar iyi güzel de bu üniversite öğrencileri. Şimdi biz Sayın Bakan'la aynı yaştayız. O yurtları sordum. Kredileri, bursları sordum. Ya bakın sadece 10 milyar lira bu devlet pandemi şartlarında üniversiteler kapalı olmasına rağmen burs ve kredi ödemesi yapmış üniversite öğrencilerine. Ya dünyada korona tedavisini ücretsiz yapan sayılı ülkelerden birisin. Bu dünya üzerinde 80 yaşındaki vatandaşın ayağına ta dağ başına köye kadar gidip aşı yapıyorsun. Bütün bunlar neyle oluyor? Yani şimdi Allah'tan paramız varmış da, hazinemizde para varmış da, biz IMF'ye, Amerika'ya muhtaç olmadan kendi yağımızla kavrulup vatandaşımıza bunları yapmışız. Peki. Ya yerin dibine sokalım eğer bir yolsuzluk varsa. Hepsinin hesabını soralım. Ama şöyle bir şey Ahmet Bey, pandemiyle mücadele et ama paraya dokunma. E, i̇şverene destek var ama hazineye dokunma. Ee, nasıl olacak bu iş? Bunun Peki. dünyada bir yöntemi var mı? Peki. Bilen varsa anlatsın. Marefet tam tersi bir şey söylüyor. Bilen varsa tam anlatsın. Nasıl olacak bu muhalefet iş? Muhalefet diyor ki şu anda diyor kriz ortamında devlet kamunun olanaklarını pandemi için harcamalıdır diyor. Tersini e, söyleyemiyor. Devlet de, de onu var. yapıyor. Şu şimdi, verdiğim rakamlar bir şimdi şey ifade diyor etmiyor diyor mu ki, size? Burada ya bunu diyor şeffaf yap. Burada ne sakınca var? Şu anda normal devlet ne için vardır? Devlet zor koşullardaki esnafını, yurttaşını, işçisini, emekçisini, işsizini desteklemek için var. Ya imkanlar neticesinde Şimdi onu burada, yapıyor işte. Burada, hayır, Şöyle diyorsunuz ya, muhalefet sanki bunu istemiyorum. Tam tersini söylüyor. Tam kapanmayı savunuyor. Tam kapanmayı savunurken ne? diyor ki, sosyal güvenliğini sağlayarak. İzmir Bey, tam kapanan kaç tane ülke var dünyada? Büyük ekonomiler dahil. Bana bir tane örnek verin, tam kapandı. Ya İngiltere denedi bu işi. Şu anda Almanya, Hollanda, Fransa deniyor ah, bu işi. Evet. Tam kapanma dünyanın yani, hiçbir yerinde yani, olmadı. Anda, Peki, devam sen, edelim. Sen, bir...